Arkadaşlar bugün 25 Kasım Çarşamba Gulfstream Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 7 koşulu bir Amerika yarışlarının yorumunu yapacağız. En azından oranlar açısından da olsa, yorumlar açısından da olsa sizlere en azından Amerika'dan faydalı olabileceğime inandığım için bu programı size sunacağım. Arkadaşlar sadece bugün dediğim gibi tek yarış programı sunuyorum. Bunun da bilgisini vereyim. Gerçi ötekisi şu anda başladı zaten başlamak üzere. Birinci koşumuz saat 9'u 4 geçe, yani 7'li plasenin başlangıç ayağımız akşam saat 9 civarında. Aynı zamanda burası hem üçlü ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. Bu arada arkadaşlar sizlere şunu da belirteyim. Amerika'da bildiğiniz gibi zaten beni çoktan da takip ediyorsunuz bu Amerika yarışlarında. Burada çıkanatlar olacak, bunu belirteyim. Çünkü bazıları yedek burada. Ben yedekleri şu anda belirtmedim ama birkaç safkan çıkacak. En azından bir 5-6 tane safkan garanti çıkacak. Ama eğer pist değişimi olabilirse o zaman çok farklı çıkanlar oluyor. Yani Türkiye gibi değil. Yani Türkiye'de fark etmiyor. Pistler isterse betona alınsın. Hatta demir yoluna alınsın. Atlarımız çıkmıyor arkadaşlar. Çünkü at sahipleri diyor ki en azından bir 5.lik yaparız, 4.lik yaparız. Yani bir tabela yaparız, kurtarırız işi havasında. Ama yurt dışında böyle şeylere, riske girmiyorlar. Bunun en azından bilincini olalım arkadaşlar. O yüzden çıkanlar olursa ona göre bir kendinizi çıkanlara göre yapıp daha güzel bir program haline getirebiliriz. Yani benim de size tavsiyem eğer mümkünse akşam 7'den sonra, çünkü genelde o saatlerde çıkan oluyor. Çünkü saat farkından dolayı yani. Ama İngiltere'de sabah köründe de yarışlar atlar çıkabiliyor. Burası farklı bir yer. Gelelim bugünkü yarışlara. Dediğim gibi saat birinci koşumuz bir satış koşusu. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışında. Ben öncelikle oranları aktarayım. 1 nolu safkan 2,5 lira, 2 nolu safkan 3 lira, 7 nolu safkan 4 lira, 6 nolu safkan 5,5 lira, 9 nolu safkan 6 lira, 5 nolu safkan 8 lira ve 3 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Bu 7'li plase ve üçlü ganyan ayağının çalış ayağında. Benim burada size önereceğim safkan ilk olarak ben en azından biraz daha şanslı gördüm. 9 dolu tak var. Paco Lopez gibi usta jokeri start alacak olan bu safkan en azından son 3 yarışta güzel bir performansıyla ben biraz daha rakiplerine oranla az da olsa ön planda tutuyorum. Bu 9 dolu safkan tabii yakın sıkı rakipleri var. Bir Contros temsilcisi olan bir 7 nolu Traves, Leonel Reyes de start alacak olan bu safkan da en azından son yarışlarında bayağı iyi bir performansı var. Son güzel ikinciliği de bence kuponlarda muhakkak 7'li plase 3'lü ganyan ayağında yazılması gereken bir isim olur. Ve son hafta 1 nolu Sensei Million. Bir Street Sensei gibi yine çok iyi bir orijine sahip Edgar Zayas'ı start alacak bu safkanda. Oldukça formda son yarışı kazanmış bir isim. 9-7-1. Ben de bu rakiplerin oranında bir adım da olsa ön planda eğer bir hafta yazabilirseniz bu Hedras Enak'ın güzel tayı olan 2 nolu Lace Me Hanas'ı Emisel Jaramillo gibi usta jokeri de ilave edebilirsiniz. Ama şunu da belirteyim. Bu ayakta hemen hemen çoğu atlar birbirine çok yakın. Yani burada ters sonuç da çıkarsa bence hiç yani şaşırmayacağım bir olaylardan birisi. Çünkü birbirine çok yakın bu safkanlar. Yani oranlar belki bazı yerlerde ayrılmış olabilir. Yani bu sadece bu yarış için demiyorum. Bütün yarış genelinde. Onlara dikkat etmenizi ben tavsiye ediyorum. Zor bir yarış. Onu belirteyim. Bazen oranlara takılıp da kalmamak bence faydalı olur. Tabii bazı yerde faydası oluyor da bazen de dezavantajı yaşayabiliyoruz. Günün altılı ganyan ayağı olan ikinci koşuya geldiğimizde birinci ayak burası. Maiden satış koşusu. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim koşusunda. Öncelikle oranlar 3 nolu safkan 1,2. 9 nolu safkan 2,5 lira. 1 nolu safkan 8 lira. 6 nolu safkan 8 lira. 11 nolu safkan 9 lira. 2 nolu safkan 12 lira. 5 nolu safkan 14 lira. 8-10 safkan 16 lira, 4-10 safkan da 20 lira gibi bir orana sahip burada. Burada gördüğünüz gibi 3-10 safkan biraz daha oranlar açısından daha ön planda tutuluyor. Hatta baktığınız zaman 3 nolu Hanoi Roble. Türkiye'de aynı isimle koşan bir safkan var. Hatta dün koştu galiba eğer yanılmıyorsam. Bu safkan bir Constitution güzel bir orijine sahip. Edgar Zayas'a start alacak ama safkan. 3 yarış koşmuş. Son güzel ikinciliği de şu anda yurt dışı ve Türkiye'de bayağı ciddi bir favorisi konumunda olan bir isim. Hem de bir Todd Pletcher gibi iyi bir haradan gelme. Yani o en azından harası da iyi. Tartışmasız olarak bence yine buranın en şanslı ismi ama burada şu satış koşusu oluşu ve bir de düşük hanerobli
handikap puanlarının oluşu yani burayı biraz sanki sürpriz olacak havası estiriyor. Ama tabii iyi bir ekürü de, onu da belirtmekte fayda var. Ben yakın rakip olarak 9 nolu Ghostly Prince'i ilk rakip olarak vereceğim. Bu Cairo Prince gibi yine iyi bir orijine sahip. Angel Arroyo yine çok iyi bir jockey. Yani gerçi genelde bu jockey buralarda yoktu. Yani Philadelphia bölgesinin çok iyiydi bu ama yavaş yavaş Kendrick Carmacho gibi bu da kendini buralara atmaya başladı. Artık ama yılların eski jockey olduğunu da belirteyim arkadaşlar. Son güzel ikinciliğiyle bence ilk ciddi rakip olur. Bir de bu iki safkanın yanına ben iki nolu Exponent diyelim. Bir Noble Mission temsilcisi, iyi bir çim orijine sahip Edgar Prado'ya ben üçüncü safkan olarak kuponlara yazılmasını öneriyorum. 3-9-2 bende bu ilk ayak için ilk olarak önerdiğim safkan. Ama dediğim gibi 3 nolu safkan çok direkt çıkıyor. Şansını tek atabilirsiniz. Ben buna kesinlikle karşı değilim. Ama daha da genişletirsek burayı kimle yazabiliriz? Bir The Factor gibi yine çok iyi bir çim orijine sahip 11 nolu Hanor Factor. Paco Lopez gibi usta jokeri start alacak olan safkan ilk kez start alıyor ama orijin itibariyle iyi. Bir de bu The Factor çok iyi bir çim orijini ama şöyle bir özellik de var. Yarış kuma alınırsa zaten haliyle kuma alınırsa pist ıslak olduğu için alınıyor. Yani çamur piste de çok yatkın bu orijin. Onu da belirteyim arkadaşlar. Ve son olarak da altın oğlu Young Flint. Bir Flint Shearer gibi yine bir İngiliz, İngiltere orijinli bir safkan. Emisel Jaramillo'la start alacak olan bu safkanlar tek yarış koştu. Güzel bir altıncılıkla 63 handikap gibi iyi bir derece almış. Bence yani sürpriz arayanlar için ideal bir isim olabilir. Ama dediğim gibi 3-9-2 önce 11 ve 6 nolu safkanlar da daha sonra yazılması gereken isimler. Tabii bazen sürpriz arasındaki isimleri de ön planda yazan arkadaşlarımız var. Bunu da inkar etmemek lazım. Günün 3. koşusu altılı Ganya'nın 2. ayına geldiğimizde yine bir satış koşusu Maiden dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1000 metrelik kum yarışına 7 safkan arasında koşacak olan bu yerde ben hemen oranları aktarayım. 4 nolu safkan 1.1. 6 nolu safkan 3.5 lira, 5 nolu safkan 5 lira, 2 nolu safkan 6.5 lira, 3 nolu safkan 10 lira, 7 nolu safkan 14 lira ve 1 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Burada baktığınız zaman çok direkt bir safkan var. 4 nolu safkan 1.1 yani 1 lira 10 kuruşa koşan bir isim var. %58 gibi şu anda Türkiye'de de baya baya ön planda olan bir isim. Victor Lebron zaten iyi bir jockey. Türkiye'de geldi galiba bu jockey. 4 nolu Sierra Diamond. Tamam ben bu safkanı favori olarak veriyorum. Ben de ilk şanslı isim olarak vereceğim ama şimdi 22 handikap almış bir isim. Yani aşırı derece güvenilir mi? Allah tartışılır. Gerçi ikramiye de düşük. 10.200 dolarlık bir yarış ama satış koşusu. Valla ben bu yarıştan bilmiyorum bir şeyler olabilir diye hissediyorum. Ama siz eğer tek atmak istiyorsanız inanın. Bu tamamen tercih sizin ama ben böyle 22 handikap almış, gerçi bir ikincilik yapmış bu safkan nerede koşmuş ki? Yani demek ki bayağı düşük bir ikramiye bir yerde koşmuş. Gerçi koşanların hemen hemen hepsi de o şekilde. Ben burada en azından bu 4 nolu Sierra Diamond'ın yanı bu ilk kez koşacak olmasına rağmen bir Paco Lopez gibi usta jockey ister alacak olan 5 nolu Lights on Girl. Ben bu safkanı da ilave etmek istiyorum. En azından bu safkan da ilk kez koşuyor ama yani bu kadar düşük handikaplı atların yanında bence şansı muhakkak olması gereken bir isim. 4-5 benim öncelikli olarak kuponlara yazmanızı öneriyorum. Eğer biraz daha genişletirseniz hani burası patlar derseniz o zaman altın oğlu Five Elysium bir Fat Biz temsilcisi Edgar Zayas'a start olacak olmuş safkanda. Hani iki yarış koşmuş tabela dışı ama bugün farklı bir yarış koşabilir usta şekliyle. Daha sonra iki nolu Vicky Princess bir Palace Malice yine iyi bir orijine sahip Mario Fuentes'e start olacak olmuş safkanda. Son üçüncüyle şans arayabilir ve son olarak da 7 nolu Jadais Kingdom. Bu da Carlos Montalvo'la start alacak olan bu safkanda ilk kez koşacak olmasına rağmen günün tatlı ve güzel bir sürprizinde gerçekleştirebilir. Aman dikkat edelim arkadaşlar. 4-5 öncelik 6-2-7 de daha sonraki önerdiğim safkanlar. Günün 3. ayağına geldiğimizde şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusunun yine bir satış koşusu. Burada baktığımız zaman hemen oranları aktarayım ben size. 13 nolu safkan 2.5 lira. 6 nolu safkan 2.5 lira. 9 nolu safkan 2.7. 11 nolu safkan 5 lira. 1 nolu safkan 5 lira. 5 nolu safkan 5 lira. 12 nolu safkan 6 lira. 7 nolu safkan 6 lira. 3 nolu safkan 10 lira. Ve 8 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada en azından şunu belirteyim. Bu 13 nolu safkan favori olan isim yedek. Yalnız bunu da belirteyim. Birkaç tane safkan da tabii çıkma durumu var burada. Ama 13 nolu safkan assume control yedek olduğunu belirteyim.
Şöyle yapayım, ben normalde sonunda söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim. Eğer bu yarış kumanlıysa arkadaşlar, 13 dolar Asume kontrolü kesinlikle kuponlara yazacağız. Yani ilk safkan olarak yazacağız ama bu yarışın çim olması halinde bu 13 dolar safkan çıkacak yarıştan. Bunu da belirteyim. Ben de en azından çimde koşacak olması halinde, yani çim koşacak durumdayken en azından önerdiğim safkanları size aktarayım. Ben ilk olarak Altınoğlu El Incondicional, bir Verrazano temsilcisi, iyi bir orijinal sahip Paco Lopez'e staff atacak olan safkan. Ben ilk şansı bu safkana vereceğim. Daha sonra 9 nolu Sweet Story, bir mass media temsilcisi Emisal Janamilo staff atacak olan safkanda. Şu an Türkiye'de favori konumunda, yurt dışında da ikinci, üçüncü sırada bir isim. Ama şanslı isim tabii, favori neredeyse o da favori konumuna girecek bir isim. Daha sonra 11 nolu Cactus Kitten, bir Kitten's Joy gibi iyi bir çim orijinal sahip Hector Isaac Berrios'a start atacak olan safkanda. En azından 4 yarış koşmuş. Hepsi de tabela çapında 2 ikincilik, 1 birincilik, 1 üçüncülük, yani çok iyi bir performans sergilemiş bu safkan. Bence buranın da iddialı ve şanslı isimler arasında. Daha sonra 12 nolu Twilight May, bir New Year's Day temsilcisi Lionel Reyes ile start atacak olan bu safkanda. En azından iyi bir ekürde ve son 2 yarışını kazanmış formda bir isim. Daha sonra 7 nolu Queen Field, bir Constitution temsilcisi olan bu safkanda. Edgar Zayas ile startlanması bekleniyor. Tabii Edgar Zayas dediğim gibi kum yarış olursa 13 nolu safkan da start alacak. 7 nolu safkan da büyük ihtimalle yarıştan çıkmış olacak o zaman. Tabi birkaç tane çıkan olur yani, sadece o değil. Ama çim olmasa halinde 7 nolu safkan da Edgar Zayas'a kuponlara yazabiliriz. Yani 6, 9, 11, 12, 7. Ben öncelikli olarak kuponlara yazalım. Eğer biraz daha genişletme gereği varsa, yani genişletme gereği duyanlar için de 5 nolu Miss Jean, bir Mission Impossible temsilcisi Hector Isaac Berrios ile start alacak olan safkanda. Bugün yine iddialı isimler arasında ve son olarak da 1 nolu Sassy Joystick, bir Super Saver gibi yine iyi bir orijinal sahip Angel Arroyo ile start alacak olan safkanda. En azından kuponlarda yazılması gereken isimler arasında. Günün 5. koşusu Altılı Ganyan'ın 4. ayında bir Maiden satış koşusu, 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışına geldiğimizde 9 safkan arasında koşacak olan bu yerde, ben hemen oranları aktarayım. 7 nolu safkan 1.2, 8 nolu safkan 3.5 lira, 3 nolu safkan 5 lira, 2 nolu safkan 6.5 lira, 4 nolu safkan 12 lira, 9 nolu safkan 14 lira, 6 nolu safkan 16 lira, 5 nolu safkan 25 lira, 1 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Burada baktığınız zaman yine 7 nolu safkanın bayağı çok ön planda gözüktüğü bir yarış. Tabii burada bir satış koşusu, bir de ikramin 9000 dolar oluşu. Benim de yani kusura bakmayın ama bayağı bir burada at arayışına biraz sevk ediyor. Ama tartışmasız yine buranın bence en şanslı ismi yine mesela Janamino'nun bilmiş olduğu 7 nolu Nimble Best olacak. Zaten oranlarda Türkiye'de de yurt dışında da bayağı direkt şu anda gözüküyor. Ama ben bu safkanın yanına bir tek bir rakip vereceğim. Çünkü biraz eğer pisti biraz ıslak bulursa 3 nolu Lord Melbourne, bir curling temsilcisi Angel Arroyo'la bence tatlı bir sürprizden sebep olabilir. O yüzden 7 nolu safkanın yanına ben 3 nolu safkanı ilave edip, yani bu 5. koşu Altılı Ganyan'ın 4. ayında 7-3 olarak geçmenizi öneriyorum arkadaşlar. Ama 7-7 tek atmak isterseniz inanın bir şey diyecek durumda değilim. Zaten çok şu anda bütün herkesin favori olan bir ismi. Ama ben şu 3 nolu safkandan da güzel bir yarış bekliyorum. Günün 5. aya yine bir satış koşusu. Bugün satış koşullarının bol olduğu bir yarış. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metre kısa mesafeli çim yarışına geldiğimizde burada 12 nolu safkan 1.4, 3 nolu safkan 2.2, 9 nolu safkan 4 lira, 5 nolu safkan 4 lira, 1 nolu safkan 5 lira, 2 nolu safkan 7 lira, 10 nolu safkan 14 lira, 6 nolu safkan 18 lira, 4 nolu safkan 18 lira, 8 nolu safkan da 22 lira gibi bir orana sahip. Burada gördüğünüz gibi oranlar birbirine yakın. En azından burada da bir 12 nolu safkan yedek arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bu 12 nolu Sunset Empire, bu Contros temsilcisi Paco Lopez'e yedek. Eğer şöyle baştan söyleyeyim. Eğer bu yarış kuma alınırsa arkadaşlar, bugünün bankosu 12 nolu Sunset Empire olur. Bunu söyleyeyim ben Paco Lopez ile. Yani günün teki olur eğer yarış kuma alınırsa arkadaşlar. Ama bu yarış çimde koşması halinde de yine benim bir banko ismi var. 3 nolu Hail Ball, bir Wildcat Hayır temsilcisi Victor Lebron'a start alacak olan bu safkan. Eğer bu yarışın çim olması halinde benim banko ismim bu ayaktaki 3 nolu Hail Ball olacak arkadaşlar. Ben de o yüzden sizlere bu safkanı günün teki olarak öneriyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi kum olunursa da 12 nolu Sunset Empire'ı o zaman tek atabiliriz. Bir Contros temsilcisi. Genelde Contros'lar kum pistin etkili safkanı olduğunu unutmamakta fayda var.
Gelelim son kaşığı koşusuna. Yine bir satış koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında 5 nolu safkan 2.2, 6 nolu safkan 2.5 lira, 3 nolu safkan 6 lira, 8 nolu safkan 7 lira, 2 nolu safkan 8 lira, 7 nolu safkan 10 lira, 4 nolu safkan 12 lira, 1 nolu safkan da 14 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Burada da oranlara gördüğünüz gibi bayağı bir fazla bir ayrışma yok aslında. Hemen hemen bütün atların az da olsa geliri olan safkanlar var. Yani hepsine şans verilmiş burada. Ama ben burada öncelik şansı 5 nolu Abinel Tıra ile vereceğim. Bu Curling temsilcisine Edgar Zayas ile bir top bile çır arasından bir isim. İyi bir isim. Ben iyi şansı bu safkana veriyorum. Son yarışını kazanmış formda bir isim. Ben bu safkanın tek ciddi rakip de 6 nolu Harry Cindy. Bir Taka Chart Indy temsilcisi Leonel Reyes'e start alacak olan bu safkanda en azından güzel performansıyla bence en yüksek handikapa da sahip bir isim. Bence bu iki safkanı kuponlara yazıp bu aya bu şekilde de geçebiliriz arkadaşlar. 5 ve 6 benim bu ayak için sizlere önerdiğim safkan. Eğer bir at daha yazma imkanınız varsa en azından bu iki nolu Indica bir Skip Shat temsilcisi Christian Torres'e start alacak olan bu safkanda eğer çok geniş ve sürpriz arayanlar için bu iki nolu safkanı da ilave edebilirsiniz. Ama bu yarışın 5 ve 6 arasında geçmesi en muhtemel sonuç. Yani büyük ihtimalle de bu şekilde biter yani. Ama dediğim gibi tabii her yarışta sürpriz arayışına giren arkadaşlarımız var. En azından %9'luk şu andaki AGF şeyine göre her gelirse de tatlı bir sürprize neden olabilir diye düşündüğüm için 2 nolu safkanda sürpriz oynayanlar için tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bugünkü program bu kadar. Yarınki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.